Vallahi çok özür dilerim karıcığım ya. Ama ipin ucunu kaçırmışız işte. Senin ne hakkın var beni bu kadar meraklandırmaya? Haklısın. Ne desen haklısın ama resmen sızıp kalmışız ya, ne yapalım? Ya nedir o kadar içmek? Sen bugüne bugün koskocaman aile babası adamsın artık ya. Doğru söylüyorsun. Haklısın. Söz. Hem de taş kafa sözü. Bundan sonra asla böyle bir şey olmayacak. Olmayacak tabii. Ölüyor insan sonra meraktan. Canım karıcığım. Aç sınırı sen şimdi ha. Bak çok güzel et sote yaptım, hemen koyayım sana. Koymasan. Niye? Benim çünkü adağım var. Yani şey, ben kendi kendime bir söz verdim. Artık diyet yapacağım. Diyet mi? İyi misin sen? İyiyim. Çok iyiyim. Hani düşündüm. Ya yeter bugüne kadar yediğim ya. İdare etsin vücut da artık bundan. Ne yapalım? Vallahi spa gözüm, sen olmayaydın. Ben şu anda bu güzide mekanda değil, yerin 7 kat altında olabilirdim, biliyor musun? Yani demek istiyorum ki sen beni bulamasaydın, hani ben o sarhoşlukla bir sokak köşesinde sızacaktım. Ondan sonra soğuktan donacaktım. Soğuk ciğerleri sirayet edecek, oradan zatürre başlangıcı. Sonra zatürrenin geri kalanı, bronşittir, faranjittir. Ondan sonra hakkın rahmetine kavuşacaktım artık, ruhuna el fatiha. Nasıl bilirsiniz? İyi bilirdik, istiklal maçı kapanmış, o şekilde. Abartma! Abartma ya sabah sabah. Yani sana da bir teşekkür edek dedik, lafı yine ağzımıza dıktım. Yalnız bu nasıl bir ocakbaşıymış, nasıl bir içmeymiş acaba? Hepiniz birden pert olmuşsunuz. Yok muydu orada bir tane böyle ağzıyla içebilen? Yani işte alkol bütün kötülüklerin anası. Biz de işte öyle sohbet muhabbet oturunca kalkamadıysak demek. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bunların hepsi küresel sermayenin oyunu. Tabii. Böyle bir takım eğlenmeler, yemeler, içmeler, tüketim, tüketim, tüketim. İşte böyle sonunda kalıverirsin, küresel sermaye kazanır. Öyle. Sıpa gözüm, bu küreselciler var ya, bu küreselci... Lan küresele sallamayacağız diye yemin ettik yalan. Ne? Ne diyorsun, anlamıyorum ki. Ne alakası var diyorum küreselle? Hayır, bunun küreselle ne alakası var? Siz neden her şeyi küresele bağlıyorsunuz acaba? Bir büyük resmi görme çabaları filan. Yani zavallı küreselin, tertemiz sermayedarlarının bu konuyla ne alakası var ya? Neden hemen karalıyorsunuz yani? Sen şimdi küresel sermayeyi mi savunuyorsun bana? Yok, savunmuyorum da. Ya savunmuyorum da yani bana ne diyorum yani? Bana ne? Ya zaten ben anlamam öyle küresel müresel işlerinden. Benim hiç ilgi alanıma girmiyor hiç küresel. Ben sana nasıl aşık olmuş olabilirim acaba? Değil mi? Ne diyorsun oğlum, ha? Belki baba öğrenmemiştir, değil mi? Ya, öyle mi diyorsun? Eğer öğrendiyse annene ya 40 katır ya 40 satır çocuğum. Nereye öğrenmemiştir ya? Mesaj gitti, mesaj. Of, of. Şimdi var ya, bıçağını biliyordur o. Ya. Tongül. Ne yapıyorsun, hayrola? Kışlıkları toparlıyorum. Şubat ayında da kışlık toplama enteresan olmuş gerçekten. Aman! Yetti bu kış bana ya. Ben yazı istiyorum Sadrettin. Yani böyle bir elbiseyle olsun dışarı çıkayım. O deniz, o güneş, kum, işte karpuz, peynir, üzüm. Ya yazı istiyorum artık ben. Yaz gelsin istiyorum.
Son gün gerçekten manyaklığın dikkatimi dağıtıyor. O ne? Kime? Kızım saf mısın sen? Sana aldım işte. Ha? Sana elimde kaldı çiçek. Ha. Bir şey değil Songül. Ay, kusura bakma. Teşekkür ederim. Sana da yaranılmıyor ya. Almasak öküz oluyoruz. Alsak bir teşekkür yok. Hayır Sadrettin, dedim ya kusura bakma diye. Ben alışık değilim o yüzden. Ne yapıyorsun? Asnaf parçası. Teşekkür ederim. Aferin sana. Alışacaksın Songül. Benim hayatımda çok ilginç bir şey oldu ve her şey değişti. Senin için de öyle olacak. Bambaşka şeyler bekliyor artık seni. Ne bekliyor beni? Ne değişiyor? Sürpriz. Sürpriz. Allah'ım. Vallahi öldürecek bu adam beni ha. Oğlum bu beni öldürecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.